Hareket Partisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Muhammed Levent Bülbül'ü kürsüye davet ediyoruz. Çok değerli il başkanım, kıymetli AK Parti ilçe başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanım, değerli misafirler, çok kıymetli yeni doğanlı hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya Milletvekili ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül. Bu akşam ilçe başkanlarımız, belediye başkan adayımız, saymayı zikretmeyi unuttuk, en önemli kişiyi unuttuk. Sayın İbrahim Pilavcı, çok kıymetli dostumuz, bize dediler ki Taraklı'da, Yenidoğan'da bir program yapacağız. Vekilim, illa siz de orada olun. Oraya çok güçlü bir şekilde gitmemiz lazım. Orada Yenidoğan'ın sonuna kadar hem Taraklı, hem Sakarya, hem Ankara'da sonuna kadar arkasında olduğumuzu göstermemiz lazım dediler. Biz de onun için burada sizlerle beraberiz. Bu doğrudur. Sayın AK Parti ilçe başkanımın ifade ettiği şeyler önemliydi. Yenidoğan Mahallesi'nde yapılan bu güzel hizmetleri, katkısı olan, emeği geçen kim varsa hepsine Allah razı olsun. Bakın, güzel, bu güzel ortamlarda bir arada olabilmek çok büyük bir mutluluk. Burası, arkadaşlarımız gelirken de ifade ettiler, değerli belediye başkan adayımız da söyledi, sanatkarların yatağı dedi. Burada dedi herkes dedi becerikli, kabiliyetli insanların bir arada olduğu, yaşadığı bir mahallemiz dedi. Aynı zamanda çok dinamik, gençleri, çoluğu, çocuğu son derece geniş ve son derece gelecek vaat eden bir yer dedi. Ve aynı zamanda burada sallanan bayraklardan da gördüğümüz gibi vatanına, milletine, devletine sonuna kadar bağlı, aşık olan bir mahalle dedi burası. Allah hepinizden razı olsun. Bakın, kolay günlerden geçmiyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Birileri daha bir iki sene önce yaşadığımız meseleleri dahi kafalarımızdan, hafızalarımızdan silmek için çaba sarf ediyorlar. Domates diyor, patlıcan diyor, soğan diyor, patates diyor. Senin kafandan 251 şehit verdiğimiz, 2100 tane gazimizin olduğu o kanlı geceyi, o 15 Temmuz hain darbe girişimini kafalarımızdan bunları söyleyerek silmeye çalışıyorlar. Bu Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür. Niye? Arkadaşlar, o gece hesap yarım kaldı. Kimin hesabı yarım kaldı? Türkiye'ye kötülük etmek isteyenlerin ve Türk milletini bir kaos, bir iç savaş içerisine sokmaya çalışanların hesapları yarıda kaldı. O hesabı alt üst eden sizlerin, Türk milletinin feraseti ve o gece ortaya koymuş olduğu dik duruştur. Bu noktada Türk milletine ne kadar teşekkür etsek, ne kadar Allah razı olsun desek azdır. Ama bilmeliyiz ki, bilmeliyiz ki o gece Türkiye'de milli iradenin, Türk milletinin bu tavrı ortaya koymasında öncülük eden liderlerinden de bahsetmeden edemeyiz, değil mi? O gece birilerinin sıvıştığı, birilerinin bir yerlerden kaçıp tüydüğü noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı, ben buradayım, milletimi meydanlara, havalimanlarına davet ediyorum diyerek büyük bir darbe girişimini, büyük bir oyunu bozdu. Yine aynı şekilde saat 9'da genel merkezden çıkıp evine giderken böyle bir darbe girişimi olduğunu öğrendiği zaman hemen dönün genel merkeze değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezinin bütün ışıklarını yaktırıp gelecekseniz biz buradayız, dövüşmeden, harp etmeden hiç kimseye teslim olmayız deyip Türk milletinin yanındayız,
hükümetinin ve devletinin yanındayız diyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'den de bahsetmeden edemeyiz. Allah Türk milletini, milletini düşünen, milletinden yana endişe hisseden, duyan liderlerinden etmesin. Bakın, bir şeyi alırsanız yerine ne koyacağınızı söylemeniz gerekiyor. Biz yıkalım da sonra ne olursa olsun diyenler bu millete en büyük kötülüğü edecek olanlardır. Bugün karşımızda böyle bir tablo var. Efendim neymiş? Gitsinlermiş, sonra düşünürmüşüz. Sana düşünecek, vakit verecek bir günde miyiz biz? Bir zamanda mıyız? Etrafımız kaynar kazan. Dünya bir savaşa doğru gidiyor. Dünya bu savaşın sahneleneceği yerlerin öbeğinde, tam ortasında Anadolu coğrafyası bulunuyor. Bizim uyumaya, bizim yılgınlığa, miskinliğe düşecek bir vaktimiz yok. Eğer bakın, bu evlatlarımızı düşünüyorsak, bak çoluk çocuk sesleri, berekettir bunlar. Allah hepsine hayırlı ömür versin. Bakın, biz gelecek nesillerimizi iyi düşünmemiz lazım. Bugün belki sandıklarda vereceğimiz oylarla, ortaya koyacağımız tavırla, milli iradeye uygun tavır ve duruşla yarın Türkiye'nin başına gelebilecek, aksi durumlarda başına gelebilecek felaketleri önleme imkanına bugün sahibiz. Fakat yarın geç olabilir. Herkes fermada Türkiye'nin zafiyet içerisine düşmesini bekliyor. Bakın, diyorlar ki sadece belediye seçimi diyorlar bu seçim için. Hayır, belediye seçiminden ibaret bir seçim değil. Şu an bu seçimi Türkiye'de, bakın, biz kazandık. 15 Temmuz'da bu hainlere karşı direnenler kaybetti demek için fırsat kulluyorlar. Bu fırsatı vermeyeceğiz. O gece dikilen, o gece 15 Temmuz'da bu bir darbedir, buna asla boyun eğmeyeceğiz diyen bu iki lider bugün Cumhur İttifakı'nda bir araya gelmiş durumdalar. Ve Allah'a hamdolsun, onların bu birlikteliği burada böyle bir birlik, beraberliğe ve rahmete vesile olmuş durumda. Allah'a ne kadar şükretsek azdır bunun için. Bakın, birlikte rahmet vardır, ayrılıkta azap vardır. Keşke bu birlikteliği daha da genişleyebilseydi. Yenikapı'da önce Kılıçdaroğlu gelmiyorum dedi 7 Ağustos'ta, hatırlayın. Önce gelmeyeceğim dedi. Sonra baktı ki iş pabuç pahalı, geldi. Fakat o gün orada söylediklerini kendisi de unuttu. Arkasından kalktı, dedi ki darbe dedikleri şey kontrollü darbe. Asıl darbe 20 Temmuz'da oldu, olağanüstü hal ilan edildiği için. Bunları söyledi. İşi sulandırmaya kalktı. Avrupa'da kalktılar, Avrupa'ya şikayet etmeye çalıştılar. Bu işe bir tiyatro senaryo dediler. Keşke daha fazla genişleseydi. Keşke daha fazla büyüyesek, büyük olsaydı. Bizler Cumhur İttifakı'nın bu birlikteliğin daha fazla genişlemesine asla ve asla karşı değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız da, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey de kollarını açmış bütün Türk milletini, bütün Türkiye'yi kucaklamaya gayret ediyorlar. Bu noktada sizlerden de büyük bir destek bekliyoruz arkadaşlar. Siz bu desteği verirseniz yarın Allah muhafaza bu memlekete kan bedeli ödeyerek telafi dahi edemeyeceğimiz işleri belki hafiften terimizi akıtarak, sandığa giderek, oyumuzu vererek inşallah bunlara mani olacağız. Türkiye bu darboğazdan geçecek. Evet, ekonomik sıkıntılarımız had safhada. Kimsenin dört başı mamur, büyük bir zenginlik içerisinde olduğunu iddia etmiyoruz. Hepimiz hayatımızı alın terimizle kazanıyoruz. Burada belki bu salonda 10 gün, 15 gün çalışmadığı takdirde evinde büyük güçlüğe düşecek arkadaşlarımız vardır. Bunların hepsini biliyoruz. Fakat
vatanımız, milletimiz ve memleketimizin, nesillerimizin geleceği bunların hepsinden daha değerlidir. Eğer Türkiye'de sizler güçlü bir ittifaka, bu Cumhur İttifakı'na, Türkiye'nin başına üşüşen bütün bu belaları, musibetleri def etmeye and içmiş olan bu ittifaka destek verirseniz, bu duruş nihayetinde ekonomik refahı da getirecektir. Ekonomik olarak alınan tedbirler, bakın, meyvelerini yavaş yavaş vermeye başladı. İnşallah Türkiye ile ekonomik yönden de oynayamayacakları duruma geleceğiz. Her yerde, her şeyde milli ve yerli olmanın formüllerini arıyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Tohumumuz da milli olacak, sanayimiz de milli olacak, silahlarımız da milli olacak. Bütün her yerde, sermayede dahil olmak üzere, sanatçımızda, akademisyenimizde, üniversitelerimizde, tamamında milli ve yerli anlayışı inşallah hakim kılacağız. Bu anlayış hakim olduğu sürece inşallah ekonomik açıdan da birileri kalkıp Türkiye ile bir takım mesajlar vermek suretiyle Türkiye'nin ekonomisiyle oynayamayacak. Buna inşallah müsaade etmeyeceğiz. Bunun için bu kararlı duruşa Türkiye'nin ihtiyacı var. Belediyecilik açısından bugüne kadar yapılan bütün hizmetlerin üzerine yeni hizmetleri eklemek istiyoruz. Bakın, burada bir devamlılık var. Çarşıda Taceddin Başkanımızla beraber, bu akşam burada bulunamadılar ama beraber çalışıyoruz. AK Partili arkadaşlarımız, Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz, tamamı birlik ve beraberlik içerisinde. Bu tablo çok önemli. Ne çekiyorsak kavgadan çekiyoruz arkadaşlar. Bakın, birlik beraberlik içerisinde güçlü bir şekilde bir duruş söz konusu. Bu duruşun arkasında Ankara'sı var, Sakarya'sı var, Taraklı'sı var. Bu hususta inşallah yeni doğan doğru karar verecektir ve 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı hep birlikte iktidara taşıyacaktır diyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Konuşmalarından dolayı Sayın Milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Özel bir nedeni dolayısıyla aramızda bulunmayan Sayın Taraklı Belediye Başkanımız Taceddin Özkaran'ın selamlarını iletiyorum. Kıymetli misafirlerimiz, programımız burada sona ermiştir. Dışarıda pilav ikramı yapılacaktır. Teşekkür ederiz.